Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda koordinat sisteminde iki noktanın orta noktası nasıl bulunur onu göstereceğiz. A ve B noktaları verilmiş. C noktası bu iki noktanın tam orta noktası olmak üzere. C'nin koordinatları yani x koordinatı A ile B'nin x değerlerinin toplamının yarısıdır. Y değeri ise y değerlerinin toplamının yarısıdır. Adı üzerinde orta nokta olduğu için toplayıp yarısını alıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu dediklerimizi sorular üzerinde uygulayarak görelim. A noktası eksi 4,7 ve B noktası eksi 6,3 olmak üzere. A ile B'nin orta noktasının koordinatları kaçtır? Yapmamız gereken x değerlerini toplayıp yarısını almak. Yani eksi 4 ile eksi 6'yı toplayıp yarısını aldık. Bir de 7 ile 3'ü toplayıp yarısını alıyorum. Yani x'i bulmak için x'lerin yarısı, y'yi bulmak için y'lerin yarısı. Eksi 4, eksi 6 daha eksi 10, yarısı eksi 5 olur. 7, 3 daha 10, yarısı 5 olmuş oldu. Ve orta noktamız eksi 5,5 noktası olmuş olur. K noktası verilmiş, L noktası verilmiş. K ile L'nin orta noktası 2, eksi 3 ise m çarpı n nedir? Şimdi orta noktasının x değerini bulmak için m eksi 1 ile 2'yi toplayıp yarısını alacağım. M eksi 1 artı 2 bölü 2 eşittir x değeri. Y değerlerinin toplamının yarısı n artı 1 artı 3 bölü 2 eşittir y değeri olacak. Şimdi bu denklemleri çözelim. Burası artı 1 olur. Eksi 1 artı 2'den. M artı 1 eşittir. İçler dışlardan 2 çarpı 2 4. Artı 1'i karşıya attık. 4 eksi 1'den m eşittir 3 çıktı. Şurası artı 4 olur. N artı 4 eşittir. 2 çarpı eksi 3'ten içler dışlar yapıyoruz. Eksi 6 olur. 4'ü karşıya attık. Eksi 4 olarak geçti. Eksi 6 eksi 4 eksi 10 olmuş olur. M ile N'nin çarpımları da 3 çarpı eksi 10'dan eksi 30 olmuş olur. Şekilli bir sorumuz var. A noktası, B noktası verilmiş. D noktası bunların orta noktası. Bizden DC'nin uzunluğu soruluyor. Arkadaşlar D'nin koordinatlarını bulmak için x'lerin toplamının yarısını alacağım. Yani eksi 1 artı 5 bölü 2, 2 artı 8 bölü 2. Buradan 4 yarısı 2 olur. 10 yarısı 5 olur. Bizim D noktamız olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi gelelim DC iki nokta arası uzaklık. Karekök içerisinde eksi 3 eksi 2'nin karesi artı 13 eksi 5'in karesi. Buradan eksi 5 olur. Karesi 25. Burası 8 olur. 13 eksi 5 8 karesi 64. Kök içerisinde 89 olmuş oldu. Bir ABC üçgeni verilmiş. AD kenarortay olarak çizilmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kenarı ortadan iki eşit parçaya ayırmış. Bizden AD'nin uzunluğu yani kenarortayın uzunluğu soruluyor. Bunu bulabilmemiz için önce D'nin koordinatlarına ihtiyacımız var. Bu da x değerlerin toplamının yarısı yani eksi 2 artı 7 bölü 2 virgül eksi 4 artı 3 bölü 2 şeklinde olacak. Buradan D'nin koordinatlarını ne buluruz arkadaşlar? Hemen bakalım. 7 eksi 2'den 5, 5 bölü 2 virgül eksi 4 artı 3 eksi 1 bölü 2 olmuş oldu D'nin koordinatları. Şimdi A'nın D'ye uzaklığını hesaplayalım. AD kök içerisinde 5 eksi 5 bölü 2'nin karesi yani x'lerin farkının karesi. İki nokta arası uzaklık yapıyoruz. 1 eksi eksi 1 bölü 2'nin karesi şeklinde. Burası zaten eksi eksi artı olacak. Şurayı yapalım. 5 kere 2 10. 5 çıkarttık. 5 bölü 2. Karesi 25 bölü 4 olur. 2 kere 1 2. Bir daha 3 bölü 2. Karesi 9 bölü 4 olur kök içerisinde. Buradan 34 bölü 4 olmuş oldu. Sadeleştirmeden 4 zaten dışarı çıkar. Kök 34 bölü 2 olmuş oldu cevabımız.
Bir ABC üçgeninde AB ve C'nin koordinatları verilmiş. BC'ye ait kenarortayın uzunluğu soruluyor. Yani az önceki sorunun bize sözel versiyonu verilmiş. Biz bunu matematiğe, sayısala yani şekle çevirip çözeceğiz. A noktası 1,4. B noktası 2,-3. C noktası 4,-1. BC'ye ait kenarortay A'dan gelir. Şöyle iki eşit parçaya ayırır. Önce buranın koordinatlarını bulalım. Toplamlarının yarısını alacağım. 2 artı 4, 6, yarısı 3 olur. Eksi 3 artı eksi 1, eksi 4 olur. Yarısı eksi 2. Şimdi iki nokta arası uzaklıktan kök içerisinde 3 eksi 1'in karesi eksi 2 eksi 4'ün karesi olmuş oldu. Buradan kök içerisinde 2 olur, karesi 4. Eksi 6 olur, karesi 36. Kök 40 olmuş oldu. Bu da 4 çarpı 10 olduğu için 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 kök 10 olmuş oldu. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.